Şimdi geçen yıla göre, geçen yıl yağışlar biraz daha fazlaydı. Pas hastalığı falan oldu mahsullerimizde. Ve bu da mahsulün geç kuruması ve de düşük fiyata gitmesine neden oldu. Bu seneki şu andaki gidişat iyi. Ama bizim ektiğimiz mahsulün girdileri fazla olduğu için biz bundan çok 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 az para kazanıyoruz. Kazanamayacak yerlerimiz de var bu konuda. Ama devletin ofisi falan bize gerektiği kadar yardımcı olmuyor. Gerektiği kadar mahsulümüzü almıyor. Devletin açıkladığı fiyatlarla borsanın aldığı fiyatlar kesinlikle tutmuyor. Tarım kredi kooperatifleri şimdi artık çiftçinin yanında değil de ticarethane olmuş. Yüksek faizlerle mazotumuzu, gübremizi, tohumumuzu alıyoruz. O yüzden buralarda düşük faizle verilmesini ve desteklerin çok geç veriliyor. HUBVAT'a verilen destekler. Tam bizim ekim zamanı verilirse biz desteklerimizle mazot, gübre alırız ve biraz daha rahat geçirmiş oluruz. Ama bunda maalesef rahatsızız bu konuda. Mesela şu gördüğümüz yer ikinci ekim diyelim. İkinci ekim diyelim. Geçen sene de ekilmiş. Bunlar gıraç arazi. İki senede bir sefer ekilir. Burada şu gördüğümüz arpa öbür yerlere göre, nadas olmayan yerlere göre düşük. Ondan dolayı yani yine de Allah bereket versin. Çiftçi her zaman seneye derler. Hani derler ya, karnını yarmışlar, hep seneye çıkmış. Bizim de öyle. Devletin yani 1300, 1350 lira fiyat açıklayıp da bizi yani ne diyeyim sana, tüccarın eline bıraktığı zaman biz o zaman perişan oluyoruz. Niye? Bilhassa borsada yani ziraat odasının orada sankım hiç hükmü yokmuş gibi. İnanır mısın, eskiden elimizden yıkarlardı. Hambal parası verirdik. Şimdi tamperi kaldırıyoruz. Adam tamper kapağını açmakta, çadırımızı çekmekte yardımcı olmuyor. Kaldır, ne kadar hambal parası, şu kadar. Devlete kesiliyor, borsaya kesiliyor. Ondan sonra bir sürü olayımız çıktı. Geçen seneler Harman'da benim sünem 17 çıktıysa, misal veriyorum, aynı buydu ya, aynı yerden götürdüm, kışın 10 bilem çıkmadı. Bunda da bir ayarsızlıklar oluyor. Yani borsanın da böyle bir tedirginliği, halkın içinde bütün kendimizin gördüklerimiz var. Bundan dolayı rahatsızlığımız var. Onun için yani bizlere devletin bu konularda yardımcı olmasını istiyorum. Bizim yıllardır en büyük sorunumuz, gerçekten çiftçimizin mağduriyetinin en büyük sebebi ziraat girdiler. Yoksa biz üretmekten inan zevk alıyoruz. Üretmeden yapamayız. Başka bir mesleğimiz yok. Şu görmüş olduğunuz alan tamamen kıraç alan. Susuz alan yani. Susuz tarım dediğimiz. İşte karşı taraf buğday. Bu yolun öbür tarafı arpa. Alt tarafı nohut. Ve kıraç olan bir bölgede bu şekilde güzel bir üretim yapmaktayız. Bizlerin hem kıraçta olsun hem sulu arazide olsun en büyük sıkıntımız her zaman olduğu gibi ziraat girdiler. Ve yapılan tarıma verilen desteklerin yerine göre ne olursa olsun geçtiğimiz yıllarda bunları hep yaşayarak geldik. Hep söylüyoruz. Hep söyleyerek de geliyoruz. Diyoruz ki bizim ziraat girdilerimiz ne kadar tavanda olursa biz o kadar üretime daha çok hizmet ederiz. Özellikle elimde almış olduğumuz buğday geçen yıla bakarak daha verimli, daha güzel. Geçen yıl yağış vardı ama yağışın vermiş olduğu zararla kayıp vardı. Bu sene sağanak şeklindeki yağışlardan dolayı tahminimiz şu bölgede biz 400 kilo buğday bekliyoruz. Verim olarak çok güzel. Şu anda süne dediğimiz hastalığı az önce incelediğimizde yok, görünmüyor. Yani güzel bir üretim var, güzel bir gidişat var. Ama işte üreticinin zor olduğu yer ziraat girdiler ve satış noktası, satış esnası. Karaborsa dediğimiz bunu bu doların oyunundan sonra çok üründe yaşadık. Ki üreticimizin anlattığına göre ilaçta da yaşadık. Yani bu var olan ilacı saklamak ki çok kötü bir şey, yanlış bir şey. Bunun doğru olmasına inanmak istemiyorum. Var olanı yok etmek veyahut da satmamak veyahut da yüksek fiyata satmayı beklemek gibi bir şey. Bunun önüne geçmemiz lazım. Bunun önüne geçebilmemiz için bizim ziraat odalarımızı
bizim Ziraat Odalar Birliği'mizi ne olursa olsun hükümetimiz takip etmeli, dinlemeli. Yani biz bu tarladan çıkmayalım. İnan biz bu tarladan çıkarsak üretim biter. Ve köylerimizde, mahallelerimizde nüfus yavaş yavaş yok oluyor. Neden? Üretimden vazgeçip şehire gidip işte asgari ücretle çalışma gibi bir sisteme girmek. Bu da bizim tarımımızı çökertir. Thank you.